Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın, o da ben istersem. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın, nasıl istersen. Boş ver, tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Yine mi sen? Dikkat etsene ya. Üstüme düşüyordun. Bir daha böyle bir şey olmayacağından emin olabilirsin. Senin üzerine düşeceğime kör kuyuya düşerim daha iyi. Hasta. Gıcık. İnanamıyorum gelebildiğine. Ben de öyle. Hoş geldin. Merhaba. Kimliğini ver. Buyurun, iyi uçuşlar. Teşekkürler. Aslanım, maalesef ufak bir aksilik olmuş. Sizin biletiniz başka müşteriye satılmış. Nasıl yani? Ne yapacağız şimdi? Yaşanan aksaklıktan dolayı gerçekten çok özür dileriz. Tamam, özür diliyorsunuz da bu durumda ne yapacağız peki? Ben bir yetkiliyle görüşebilir miyim lütfen? Aslanım sakin olun. Business bölümümüzde yer var. Yani sizi oraya alacağız. Ben hayatta başka bölümde uçmam. Kızım business diyor. Sussun. Business. Tamam olur. Hemen işlerinizi yapıyorum. Kızım daha gitmeden şansım dönmeye başladı. Teşekkürler. Selfie. Müsaade eder misiniz kızım? Telefon ellerinde. Selfie yeter. Ne yok kızım? Çok heyecanlı. Ya ilk defa uçağa biniyorum. İnşallah çok korkma. Yan yana da oturamıyoruz. İstersen benim yanımda oturacak kişiyle yer değiştirmeni isteyelim. Sonuçta kim business'te oturmak istemez ki? Bak. Pardon. Sanırım yerime oturmuşsunuz ama. Sizden bir şey rica edebilir miyiz? Tabii. Yok, hayır hayır, biz bir şey rica etmeyeceğiz. Arkadaş yanlış oturmuş. Ne yapıyorsun ya? Nasıl sen ne yapıyorsun? Ya sen demedin mi rica ederiz diye? Ama o yanıma yakışıklı birinin oturacağını akıl edemeden önceydi. Nerede biziz? Ön tarafta. Kusura bakmayın, sizi de beklettik. Önemli. Yok artık ya. Şaka mısın sen kızım? Doğru konuş. Ben sanki çok meraklıyım seninle aynı uçakta olmaya. Yan yana değiliz herhalde değil mi? Hayatta ben seninle yan yana oturmam. Asıl ben seninle yan yana oturmam. Hatta aynı uçakta bile olmak istemiyorum. Lütfen in. Pardon.
Uçakta boş koltuk var mı? Hanımefendiyi başka bir yere alabilir misiniz? Neden ben yerimi değiştiriyormuşum? Sen değiştir. Bir susar mısın? Maalesef efendim. Uçak kalkmak üzere. Lütfen yerinize geçer misiniz? Yer değiştirebilir miyiz? Hayır. Manzarayı merak ediyorum da. Hayır. Gıcık. Demek sen de Bodrum'da çalışıyorsun. Evet, barmenim. Süper. Hangi barda? Blue Angel'dayım. Hatta sana kartımı vereyim. Bir şeyler içmeye uğrarım belki. Tabii. Beklerim. Ne yapıyorsun ya? Hiç bana kızma. Ben sana söylemiştim yer değiştirelim diye. Ya bak tamam, tamam ama bir şartla. İnene kadar benimle konuşmayacaksın ve herhangi bir temas halinde bulunmayacaksın. Anlaştık mı? Tamam, söz. Ya sözünde durman 2 saniye sürdü, tebrikler. Ben sanki çok meraklıyım seni. Bak hala konuşuyorsun. Daha görüşmemek üzere. Ben de öyle umuyorum. Sarıl bakalım.
Ya buraya geldiğime hala inanamıyorum. Of ben de. Ya çok güzel değil mi? Evet. İyi ki çağırmışsın beni. İyi ki gelmişim. Ben sana demiştim kızım. Mert Bey, valizleri alalım. Burası düşündüğümden güzelmiş. Az kaldı sayılır. Daha gelemedik yani. Ne yapayım? Uçayım mı? Uçuyorsunuz zaten. İçimiz dışımıza çıktı. Biraz yavaş lütfen. Ne çok konuştun sen ya? Beğenmiyorsan inersin. Ne demek çok konuştun sen ya? Ne zannediyorsun sen kendini be? İn arabamdan. İnelim mi? Ne yapacağız? Otele kadar yürüyecek miyiz? Bilemem artık. Yürür müsünüz? Uçarak mı gidersiniz? Ya mesafe uzak. Hava sıcak. Bavullarımız da var. Lütfen. Lütfen. Arkadaşına dua et. Ya ne demek arkadaşına dua et? Kardeşim sen taksici değil misin? Madem aldın bizi aracına, istediğimiz yere kadar götüreceksin. Verdiğin hizmetin parasını vermiyor muyuz biz sanki? Ya bir dakika Aslı ya. Mecbur götürecek bizi otele kadar. Taksiden atacak hali yok ya canım. Şikayet edeceğim seni. Taksiciler odasına. Tüketici haklarına, gerekirse insan hakları mahkemesine kadar çıkacak, tamam mı? Taksiciyle hallediyordum. O ağzını kapatsaydın. Ya ben nereden bileyim bizi taksiden atacağını? Oh ya. Tamam, tamam. Haklısın. Sinirlenmemeliydim. Asıl orada. Bak geldik, az kaldı. Tamam, şimdi otele gireceğiz ve her şeyi unutacağız. İlk gün tatil yaparız. Bizi hemen çalıştırmazlar bence. Denize gireriz, güneş alırız. Sakın merak etme. Hadi gel. Her şeyi unutacağız. Her şey çok güzel olacak, söz veriyorum. Fotoğraflardan biraz farklı sanki. Yani. Ama kötü değil. Hayır hayır. Kötü değil. Affedersiniz. Biz iş için gelmiştik de kimle görüşmemiz gerekiyor acaba? Maalesef
Otelde benden başka kimse yok. Otel kapalı. El değiştirme durumu vardı. Son anda alacak kişi kalp krizinden ölünce. Ay Aslı ya, yazık. Görüyor musun? Yani bu hayatta bir dakika sonra ne olacağımız hiç belli değil. Eğer otele girmezsek sana ne olacağı çok belli de. Ama eski sahipleri oteli yeniden faaliyete geçirecekler değil mi? Tabii tabii. Açacaklar tekrar. Seneye tekrar faaliyette olur. Seneye mi? Yani Aslı ben nereden bilebilirim? Sonuçta bu öngörülebilecek bir şey değil ki. Adam kalp krizi geçirmiş, ölmüş. Sen gelmeden önce aradığında neden söylemediler ki bunu? Gonca. Gonca aradın değil mi? Ya Gonca sana inanamıyorum ya. Ya insan gelmeden son bir kez arar değil mi? Aslıcığım şimdi ne yapıyoruz? Sakin oluruz. Öncelikle kendimizi konaklayacak bir yer buluyoruz değil mi? Ya burada yakınlarda bir otel var mı acaba? Vallahi bu civarda fazla otel yok. Yok mu? Ama yok canım. Ben gelirken bir otel görmüştüm. Yürü Gonca yürü. Öldüreceğim seni yürü. İyi günler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya acaba boş odanız var mı? Rezervasyonunuz yok anladığım kadarıyla. Maalesef. Hemen o zaman kontrol edeyim ben. İki kişilik bir oda mı istiyorsunuz? Evet. Tamam. Evet var ama suite odamız kalmış sadece. Geceliği ne kadardır acaba? $300. Ya aslında biz başka bir otele çalışmak için geldik ama otel kapalı. Yani bu civarda daha uygun bir otel bulabilir miyiz acaba? Daha uygun bir otel yoktur. Yani pansiyonlar var ama onlar da genellikle merkeze yakın. Peki teşekkürler. Peki merkeze taksiden başka ulaşım aracı var mı? Taksiler biraz pahalı da. Yok maalesef. Teşekkürler. Ya bir dakika, bir dakika. Ya bu ara otele personel alımı var. İsterseniz size yardımcı olabilirim. Gerçekten mi? Ya bugün otelin yeni sahipleri burada. O yüzden ekstra bir yoğunluk var. Ama bir iki saate sizi görüştürebilirim. Çok teşekkürler. O zaman biz şey yapalım, ne yapalım? Dışarıda bekleyelim. Olur, tamam. Ama valizlerimiz burada bırakabilir miyiz? Tabii tabii bırakabilirsiniz. Ben onları aldırırım. Tamam, valizler burada. Burada valizler. Kızım, şansa bak. Ya ben tamamen ümidi kesmiştim. Bir şey söyleyeceğim. 2 saat vaktimiz var. Bence denize girelim. Güneşleniriz. Ya olur mu ki? Ya niye olmasın? Burada boş boşa mı oturacağız? Merhabalar. Merhaba. Merhaba. İsterseniz size toplantı öncesi otelimizi gezdireyim. Olur, anlaştık. Buyurun lütfen. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın. O da beni istersem. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın. Nasıl istersen. Yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, ebadil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Tarih bizi yazmasın.
olmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Aşktan korkarak atsa da güçlü yüreğim var. Hayatı sevmeye dair inceliklerim var. Kim bilir, belki de tesadüflere inanmalı. Belki inanmasan da gerçek olur masallar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın, o da ben istersem. Ya senaryo ruhunu yaşlandırırsın, nasıl istersen. Ya neredeyse akşam oldu. Şu resepsiyondaki çocuk hala haber vermedi. Görüşemedi mi acaba? Bilmiyorum ki, görüşseydi haber verirdi herhalde. Ben bir gidip bakayım. Yok yok. Sen gitme. Sen gitme, sen gitme. Ben giderim. Hayırdır? Yok bir şey canım, öylesine. Muhabbet olsun diye. Bekliyorsan ben geliyorum Surkan. Efendim anneciğim. Aslı. Kızım, nasılsın? Ne yaptınız? İyi, oteldeyiz işte. Bir sorun var mı? Yok, her şey yolunda. Aslı, başladınız mı çalışmaya yavrum? Yok, bugün ilk günümüz olduğu için serbest zaman verdiler. Anne, konuşabildin mi babamla? Oğlum, daha gideli 24 saat olmadı. Ne bu acelen senin? Nasıl, iyi vakit geçiriyor musun bakayım orada? Anne, şu an Miami sahillerinde olmalıydım. Bilmem anlatabiliyor muyum? Anneciğim, cennet gibi burası. Çok güzel. Keşke sen de görebilsen. Ay, neredeyse unutuyordum. Nasıl geçti iş görüşmen? Başladın mı? Başladım, başladım. Akşam yemeği neredeyse hazır olmak üzere. Sonra Şükran teyzenle sofrayı hazırlayacağız, çıkacağım. Ay tamam Burak'cığım, tamam. Konuşacağım babanla. Ama sen de lütfen orada rahat dur. Lütfen, rica ediyorum. Öpüyorum anne. Öpüyorum anne. Görüşürüz. Hah, ne oldu? Personel müdürü bütün gün toplantıdaymış. O yüzden konuşamamış. Sabah ancak konuşurum diyor. Ne yapacağız bütün gece? Bence hazır Bodrum'dayız. Buranın tadını çıkaralım. Ne var? Bozuldu. Spor yapmak için mi gelmiş? Başka bir şey için mi? Belli değil. Kuzen, sen nasıl bir adamsın ya? Taş gibi kız. Resmin içine düşecek. Senin umurunda değil. Ne yapayım oğlum? Benimle her ilgilenen kıza karşılık mı vereyim? Hem ayrıca tipim değildi. Tipin mi değildi, yoksa sebep başka mı? Başka ne sebep olabilir? Bilmem. Ne demek bilmem? Neyi kastediyorsun? Mesela sebep, Deniz'i hala düşünüyor olman olabilir. Yanılmıyorum, öyle değil mi? Deniz'i hala düşündüğün için başka bir kıza bakamıyorsun bile. Hayır, yanılıyorsun. Sadece benim bir ilişkiden başka bir ilişkiye geçişim seninki kadar hızlı olmuyor. Çünkü ben dürtülerimle değil, duygularımla hareket ediyorum.
Vallahi ben dürtülerimle hareket etmekten gayet memnunum. Çağla gelince de bu memnuniyetin devam eder umarım. İşte buhar oldu biraz. Teşekkür ederim. Afiyet olsun efendim. Teşekkürler. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederiz. Ay mis gibi kokuyor. Beğenecekler mi dersin? Merak etme. Farklı bir sos kullanmış herhalde bunda. O kadar güzel ki. Terbiyesi harika olmuş etin. Ay beğendiler galiba. Bana da öyle geldi. Elçin arıyor. Kesin Burak soracak. Amerika seyahatleri iptal oldu ya Çağla'yla. Üzüldü tabii kadıncağız da. Ay, o kadar hazırlandı çocuklar Nihat. Adam olsaydı da seyahatleri iptal olmasaydı. Lütfen sen de bana böyle imalarda bulunma olur mu? Zaten senin biraz tavizlerin yüzünden bu çocuk bu kadar şımardı. Ay Nihat, yani yine ben suçlu oldum. Hayret bir şey. Elçin'cim. Selda'cığım nasılsın? İyiyim canım, sen? Nasılsın? Çağla'cığım ne yapıyor? Ben iyiyim, iyiyim de Çağla son olanlardan sonra pek iyi değil tabii. Ay hayatım çok haklı. Tabii uzun zamandır plan yapıyorlardı Burak'la. Son dakika iptal olması çok kötü oldu. Yani Nihat normalde hiç böyle inatçı bir insan değildir hayatım. Tuttu işte Arnavut inadı. Öyle mi? Nihat Bey'in mi inadı tuttu? Çağla'ya söyle şekerim lütfen. Hiç üzülmesin. Ben sana söz veriyorum. Nihat'ı ikna edeceğim ne yapıp yapıp. Tamam canım. Tamam söylerim. Nihat'a da selamlar. İzmir'e beklerim. Tamam canım. Çok öpüyorum. İnşallah geleceğim. Ah Çağla ah. Anlamadan, dinlemeden. Of anne ya. Ne yapacağım ben şimdi? Ara hemen. Ara da çocuğun gönlünü al. Açmıyor işte. Aradığını duymamıştır ya da meşguldür. Ben Bodrum'a gidiyorum. Çağla. Kızım akşam akşam delirdin herhalde. Hayatta bu saatte gitmene müsaade etmem. Ayrıca hatalı bile olsan böyle peşinden koşuyormuş gibi görünmen hoş değil. Of anne ya, tamam. Efendim, hazır mısın? Geliyorum. Gel gel, hazırım. Tamam. İyi oldum, hani hazırdın? İniyorum hemen. Çok seviyorum. Benimle... Volkan. Ben böyle bir şeye hazır değilim. Tamam anlıyorum biraz ani oldu. Ama hemen evlenmek zorunda değiliz. Sen kendini ne zaman hazır hissedersen. Volkan anlamıyorsun. Ben ciddi bir şey düşünmüyorum.
Benim önceliğim hayallerim, işim. Sen böyle bir ilişki istiyorsan üzgünüm. Çıkabiliriz. Eğlenceye hazır mısın kuzen? Tek istediğim bir şeyler yiyip ondan sonra durmak. Bunun mümkün olmadığını biliyorsun. Şu halimize bak ya, rezillikte son nokta. Aman canım, ne varmış halimizde? Gayet güzel hazırlanıyoruz işte. Dışarı çıkacağız da acaba bu çantalarımızı valizlerimizin yanına bıraksak olur mu? Olur. Teşekkürler. Ya bir de bize bir taksi çağırabilir misin? Sana da çok zahmet verdik ama. Ne demek? Kızım resmen çocuğu etkin altına almışsın. Ne dersen tamam diyor. Ancak böylesine gücüm yetiyor. Hedef bu. Elde edilen sonuç bu. Ayıp duyacak şimdi. Taksiniz hazır. Ben bir de size numaramı vereyim isterseniz. İhtiyacınız olabilir. Bazı yerler güvenli değil çünkü. Ay canım ya, çok sağ ol. İyi akşamlar. Bak ne diyeceğim, acaba diyorum ki paraları otelde mi bıraksak? Ya bazı yerler güvenli değil deyince tırstım. Kızım, ya bilerek söylediyse? Bu devirde kimseye güven olmaz. Mesela ben kendimden başkasına güvenmem. Eşeğimi de sağlam kızağa bağlarım. Sıkıysan buradan alsınlar bakalım. Sen de ver sendeki paraları. Ver, ver, ver. Yarına kimse, kim selam et. Bu gece kalbim sana emanet. Yarına kimse, kim selam et. Bu gece kalbim sana emanet. Bıraktım sigarayı. Savaşları bıraktım, o yalanları bıraktım. Sen bana düşman mısın? Canımı yakmaz mısın? Ah, incin şeytan mısın? Elimi tutmaz mısın? Lokma tatlısı yiyelim mi? Kızım daha yeni akşam yemeği yedin. Aman canım, gece uzun dans edeceğiz, daha yakarız. İyi tamam, sen dans etme, ben ederim. Ay tesadüfün de böylesi, ne haber ablam? Canım benim, canım, canım, canım. Uzun zamandır görüşemiyorduk.
Ay kimsiniz siz? Tarçın alacak. Aşk olsun yani. Sevim ablana yol beğen, hatırlamadın mı? Yok, ben çıkaramadım. Ay, çok özür diliyorum. Şimdi dikkatli bakınca... Ay, ay ben benzettim sizi. Çok özür diliyorum. Pardon canım, pardon. Tamam, sorun değil. Kimdi o? Ay bilmiyorum, beni biriyle karıştırmış. Bak kızım çok güzel görünüyor. Gidemedi bir türlü.
kayboldu bu ya? Beni mi arıyorsun? Ya ne yapıyorsun ya? Ödümü kopardın. Bırak! İstemiyorum! Aa! Bırak beni! Bırak! Çok bırak. Aa! Ya bırak arkadaşımı! Bırak! Ya bırak sen arkadaşımı ya! Ne be! Ne yapıyorsun ya? Bırak! Bırak beni! Aa! Sen kimsin lan? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Ay adamı öldürdü galiba. Sakin ol, sakin. Ay nefes almıyor, vallahi nefes almıyor. Benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çiçek kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın. O da ben istersem. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın. Nasıl istersen. Boş ver. Bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Tarih bizi yazmasın.